Bugün konuğumuz piyasa hattında Simpaş GYO Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Sefa Çelik olacak karşımızda kendisi. Hoş geldiniz yayına. Teşekkürler Gizem Hanım. Hoş bulduk. Öncelikle tabii tüm konuklara ayrı ayrı gösterdikleri hassasiyet için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Biz de basın mensupları medya olarak yayınlara devam etmek zorundayız tabii ki her koşulda. Burada stüdyoda ağırlayamıyoruz sizi ama Skype'da bizi yalnız bırakmamanız bu süreçte oldukça önemli. Şimdi Mahmut Bey, öncelikle Covid-19 iş dünyası için elbette zorlu bir süreç. Ben öncelikle sadece gayrimenkul yatırım ortaklıkları ya da inşaat sektörü için sormayacağım bu soruyu size. İş insanlarının Covid-19'la mücadelesi ve bu süreci nasıl karşıladınız? Tüm kamuoyunun nasıl bir hassasiyet göstermesi gerekiyor? Tabii bu salgın gerek toplum sağlığı açısından, gerek toplum psikolojisi açısından, gerekse de iş dünyası açısından çok derin bir etki bıraktı, bırakacak, öyle görünüyor. Ama baktığınız zaman gerek dünyadaki kamu yöneticileri, gerek ülkemizin yöneticileri çok sert kamusal tedbirlerle birlikte arka planda mutlaka çarkların dönmesi gerektiği görüşündeler ve bu görüş doğrultusunda kararlar alıyorlar. Ekonomimizde çarklar dönmeli. Ekonomimiz tabii ki evde kalacağız. Tabii ki sosyal mesafemizi uzak tutacağız. Tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın veya sağlık otoritelerinin verdiği kararlara harfiyen uyacağız. Ama bir taraftan da evde kalmakla birlikte evde kalan büyüklerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi ve ülkemizi belli bir noktaya götürmek için çarkların yavaş da olsa dönmesi, ekonominin yavaş da olsa ilerlemesi gerekiyor. Biz de bu görüşteyiz. Devlet de bu görüşte. Dünyadaki bu salgınla mücadele eden, en sert şekilde mücadele eden ülkeler de bu görüşte. Umarız en kısa sürede atlatır, normale döneriz. Peki siz özellikle hem kendi iş yerlerinizde hem de yakın çevrenizle beraber iş yaptığınız şirketlerle, ortak şirketlerle yaptığınız işlerde nasıl önlemler alıyorsunuz? Güzel Hanım, şimdi biz de bu konu başladığından bu yana olağanüstü bir şekilde bu sürece, bu kriz yönetimine ayak uydurmaya çalışıyoruz. Öncelikle tabii ki üç ayakta bir tedbirler almamız icap ediyordu. Üç ana başlıkta tedbirler almamız icap ediyordu. Birincisi müşterilerimiz açısından. Müşterilerimizin bu dönemde şirketimizle ilgili iş ve işlemlerini uzaktan yürütebilmelerine ilişkin gerekli teknoloji altyapı emirlerine sunduk. Müşterilerimiz ofislerimize gelmeden uzaktan da işlemlerini yürütebilir durumdalar. İkincisi çalışanlarımız. Çalışanlarımızın da sağlığı çok önemli. Burada pek çok yerde de uygulandığı üzere biz de yaklaşık %50 gibi bir personelimizle dönüşümlü çalışma modeline geçtik. Yani gerek ofislerimizde, gerek şantiyelerimizde, gerekse satış ofislerimizde personelimizi dönüşümlü olarak çalıştırmaya başladık. Ve aralarımızdaki çalışma ortamlarımızdaki mesafeleri açtık bize bildirilen talimatlar doğrultusunda. İş ortaklarımızla ilgili tedbirler nedir bunlar? Özellikle inşaat sektörü biliyorsunuz istihdam yoğun bir sektör. Dolayısıyla bu yoğun istihdamın sağlıklı yürüyebilmesi için şu ortamda gerekli dezenfektasyon işlemlerinin yapılması tüm iş ortamlarında, gerek işçilerimizin, ustalarımızın kaldığı, konakladığı alanlarda, gerekse çalıştığı alanlarda düzenli dezenfektasyonlarımız, düzenli sağlık kontrollerimiz, işbaşı öncesinde, hatta ortasında ve sonunda düzenli sağlık kontrollerimiz, yine belli bir yaşın üzerindeki veya risk grubuna giren, kronik hastalığı olan çalışanlarımızın izne gönderilmesi, izne ayrılması gibi pek çok tedbirler aldık. Ama ana olarak bu üç başlıkta tedbirlerimizi aldık ve çalışmaya devam ediyoruz.
Peki şimdi az önce Halkbank'a bir son dakika geldi. Tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira da ticari kart desteği verilecek diye. Sadece Halkbank değil, diğer kamu bankalarından da birçok kredilerin geri ödenmesi, kredi kartı limitlerinin artırılması, hem bireysel tarafa hem tüzel tarafa destekler var. Kamu bankaların hemen akabinde İş Bankası'ndan da benzer desteği, teşviği gördük. Şimdi Mahmut Bey, bu tabii ki çok ayaklı bir süreç. Yani bir taraftan kamu otoritesi, bir taraftan reel sektör, sizin gibi şirketler, öbür tarafta da bankalar var finansman erişim için. Herkes elinden geldiğince COVID-19'la mücadele kapsamında birçok paket, birçok teşvik açıklıyor. Şimdiye kadar açıklanan teşvikler, destekler yeterli mi? Özellikle geçtiğimiz hafta yine hükümetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Albayrak'ın açıkladığı 100 milyar TL'lik teşviği nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü o teşviğin içerisinde yine inşaat sektörünü ilgilendiren maddeler de vardı. Güzel Hanım, bütün ekonominin bu dönemde sıkı şekilde desteklenmesi lazım. Siz programın başında Batı'da alınan önlem paketlerinden bahsettiniz. Pek çok ülke çok büyük miktarda fonları serbest bıraktılar bu dönemde. Önemli olan tabii ekonominin çarklarının bu dönemden mümkün olduğu kadar az hasarla geçmesi. Geçen hafta da Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı pek çok sektöre teşvikler içeren önemli bir paket vardı. Ne yazık ki bazı çevreler bu paketin içerisindeki onlarca tedbirden sadece bir tanesi, konutla ilgili bir tedbiri acımasızca eleştirdiler. Halbuki bizim sektörümüz özellikle dar kesimli, toplumun dar kesimli kısmını istihdam eden ve altında 300 tane alt sektörü besleyen, ülkemiz içinde lokomotif sektörlerin başında gelen bir sektör. Ve bu konu ülkemize gelmeden evvel, yani bu ayın 15'i öncesinde de baktığınız zaman, özellikle yılbaşından bu yana çok ciddi şekilde bekleyen, ertelenen bir talebin konut tarafında ortaya çıktığını gördük. Şu anda toplumda da çok güçlü bir talep var. Fakat alınan tedbirler neticesinde herkes tabii şu anda bir bekleme durumunda. Bankaların özellikle bu sürece destek vermesi çok önemli. Özellikle makul faiz oranlarıyla, Batı'daki pek çok ülkede biliyorsunuz faizler sıfırlandı. Hatta mevduatta beklemesin diye pek çok ülkede mevduattaki paralar için eksi faizler gündeme geldi. Bu paketlerin esnafa, dar gelirliye özellikle bu destekler çok kritik. Nedenine gelince yine toplumun pek çok kesiminde özellikle bu konuyla ilgili hazırlıklar, işte evde kal mottosu altında yapılan hazırlıklar bir sıkıntı oluşturmuyor. Ama dönüp baktığınızda dar gelirli kesim için çalışma ortamlarının azaltılması, işten çıkarmalar veya geçici iş durdurmaları gibi konular gündeme geldiğinde gerçekten temel ihtiyaçların karşılanması noktasında sıkıntılar oluşacaktır. Bu yüzden özellikle toplumun dar kesimli kısmının bu dönemde desteklenmesi, bu da eşittir bizim sektörümüzün desteklenmesi anlamına geliyor. Bunların desteklenmesi, şantiyelerin kapatılmaması, tabii ki insan sağlığı, toplum sağlığı her şeyin önünde, tedbirleri sonuna kadar almak herkesin vateni görevi şu durumda. Tedbirleri alarak, gerekli sağlık tedbirlerini alarak şantiyelerin de durdurulmaması ve gerek konut gerek inşaat sektörünün de bu teşviklerden faydalandırılması önemli. Peki gelelim inşaat sektörüne. Özellikle Simpaş olarak geçen sene son çeyrek ve bu yılın ilk iki ayı, yani Mart'taki o COVID-19 ortaya çıkmadan önce, yani piyasalarda etkisi bu kadar fazla olmadan önce nasıldı size gelen talep? Rakamlar nasıldı? Ve ilk çeyrekten sonra ikinci çeyreğe dair beklentileriniz nasıl? Güzel Hanım, bizim sadece yılbaşı değil, biraz daha geriye giderek Eylül ayından beri konut faizlerinin aşağı gelmesiyle, daha makul seviyelere gelmesiyle her ayı bir önceki ayın üzerinde, hatta Ocak ve Şubat aylarını sektörel
bazda baktığınız zaman rekorla kapadı sektör. Aynı şekilde Simpaş'ta önemli sayıda, yani geçtiğimiz yılla kıyasladığınızda %50'lerin üzerindeki, %50'ler, %70'ler seviyesinde artışlarla biz Ocak ve Şubat ayını kapatmıştık. Yine Mart'ın ilk yarısında, ilk 15 gününe baktığınızda geçen seneki aynı dönemde kıyasladığınızda %100'e varan oranlarda satış artışları oldu. Tabii sokağa çıkmama tedbirleriyle birlikte satış ofislerine ziyaretler düştü. Bu çok normal. Satışların da bir miktar düşeceğini öngörüyoruz ama şu ortamda, yani tam aslında bu salgın krizinin tam ortasında, biraz öngörülerde de ihtiyatlı olmak lazım. Bunun bir iki hafta içerisinde geçtiğini veya bir ay içerisinde piyasaların normale döndüğünü düşünürsek, böyle bir projeksiyon yaparsak, geçen seneden, geçtiğimiz bir buçuk yıldan baskılanmış ciddi bir konut talebi var piyasada. Faiz oranları bu manada çok makul seviyelerde. Biz yılı iyi rakamlarla, buna rağmen iyi rakamlarla kapatabileceğimizi düşünüyoruz. Mahmut Bey, biraz rakamları paylaşabilir misiniz rica etsem? Tabii 2020 ki. için, sizce, tabii ki bunu öngörmek çok zor biliyorum. Revizyona da uğrayabilir ama yani COVID-19'un ne kadar süreceğini, çünkü dünyanın bu beladan ne zaman kurtulacağını elbette bilemiyoruz ama sizce konut sektöründe nasıl bir rakamla kapatacağız? 2019'daki rakamlar neydi ve 2020'de sektör kaçla kapatabilir? Hangi senaryoya göre bu rakamları hesaplıyorsunuz? Şimdi ben size birkaç rakam vereyim. 2017, 2018, 2019 yılları sırasıyla 1 milyon 403 bin, 1 milyon 374 bin, son yılda 2019 yılında 1 milyon 348 bin adetle kapattı sektör. Yani overall'da çok ciddi bir kayıplar söz konusu değil. 2017 yılı Cumhuriyet tarihinin en büyük satışına sahne olmuştu konut sektörü. 1 milyon 400 bin bunun tavanıdır. Geçtiğimiz yılı da 1 milyon 350 binde kapadı sektör. Bir önceki yılın yalnızca %3 altında bir rakamla kapadı. Burada asıl önemli olan konu, bence bizim de çok umutla baktığımız, çok bel bağladığımız ve çok geliştirdiğimiz bir alan olan yabancıya satış. Yabancı satış alanına baktığınızda geçtiğimiz ay Şubat ayında yaklaşık 4000 konut satılmış. Bunun ülkeler sıralamasına baktığınızda ilk iki sırada İran ve Irak var. Ve salgın nedeniyle ilk kapılarımızı kapattığımız ülkelerin başında bunlar. Sadece bu iki ülkenin vatandaşlarına toplam yabancı satışları içerisindeki payı yaklaşık %40 seviyelerinde. Dolayısıyla asıl dalgalanma bence bu yabancıya satış noktasında olacak. Ve asıl etki sektörler içerisinde de turizm ve havayolu taşımacılığında olacak. Asıl etkiyi biz bu 2-3 alanda göreceğiz. Ama iç talep, biz ağırlıklı olarak iç talebe bağlı bir sektörüz. %5 seviyelerinde yabancıya satıştan bahsediliyor. Bu seneki konut satışlarının her ne kadar bu olumsuz tablolar içerisindeysek de konut, demin de bahsettiğim gibi, pek çok parametresi olan ve talebi kuvvetli olan bir sektör ülkemizde. Yani 1 milyon talebi üzerindeki rakamı sizce elde edebilecek miyiz 2020'de? Çünkü yabancı satış elbette önemli ama 4000 dediğiniz rakam toplam satışların 1 milyonun %0.5'ine tekabül ediyor. Yani asıl belirtili olan iş talebi. Aylık bazda bakalım. Yani aylık bazda yani toplamda %5'ini temsil eder sektörün yabancı satışları yaklaşık. Açıkçası ben bir kayıp olacağını düşünmüyorum. Yani gerçekten 2018'in ilk yarısı ve 2019'un tamamını düşündüğünüzde, ekonomideki durumu düşündüğünüzde bir kayıpla, neredeyse bir kayıpla kapatmadı sektör. Yani bu dönemi bir kayıpla kapatmadı. Şu anda faizler düşüş trendinde, daha da düşecek ve belki biz tarihimizde görmediğimiz ucuz maliyetli konut sahibi olabilme imkanına sahip olacağız. Konut da
hep vurguladığımız gibi bir temel ihtiyaç aslında. Yani barınma en temel ihtiyaç. Şu andaki en popüler slogan evde kal, evde kalmak için eve ihtiyacımız var. Ve bu talebi en temelde bizim nüfus artışımız, evlilik hızımız, genç nüfusumuzun oranı, bunlar besliyor. Ve biz buraları bu salgın nedeniyle durdurmayacağız. Yani gençlerimiz evlenecek, nüfusumuz artacak, bu talep burada durmayacak. Dolayısıyla burada bir kayıp olacağını açıkçası çok düşünmüyoruz. Bu baskılanmış işte bir aylık belki birkaç haftalık baskılanmış dönemi biz çok kolaylıkla Mayıs-Haziran aylarında tolere ederiz. Yılı da bir düşüşle değil belki bir artışla kapatırız. Sadece bunun içerisinde %5'i temsil eden yabancı satışında esaslı bir düşüş olacağını düşünmek lazım. Peki şimdi dönüp gayrimenkul yatırım ortaklıklarına baktığımızda Borsa İstanbul yılbaşından bugüne %23 değer kaybederken örneğin işte Torunlar %36, Simpaş GEO sizin hisseniz %22, işte İş GEO'da %30'luk bir kayıp var, EK GEO %23 gerilemiş. Yani genel olarak Borsa İstanbul'a paralel halka açık olan gayrimenkul hisselerinde bir düşüş var. Elbette tüm dünya borsalarında çok sert bir düşüş var. Hatta borsadan daha da fazla yani %60-70 kayıplar var. Borsa İstanbul yine bu yıl en azından 2020 özelinde bakıldığında dünya borsalarına göre daha sınırlı bir kaybı işaret ediyor. Şimdi yatırımcı için ne söylersiniz? Örneğin Simpaş'ın 2020'ye dair guidance'ı, beklentileri nasıl? Önümüzdeki süreçte tabii Covid-19'u atlatabilirsek eğer yeni bir yatırım öngörüyor musunuz? Hisse geri alımı, temettü politikaları bunlar da çok merak ediliyor Mahmut Bey. Tabii bu yani demin de ifade ettim, krizin tam ortasında çok geleceğe dair öngörülerde ihtiyatlı olmak lazım. Ama baktığınız zaman bu son dönemdeki düşüşe, özellikle Covid kaynaklı düşüşe, ki Borsa İstanbul 115-120 bin puanlardan 85 bin puanlara kadar geriledi. Bunun öncesine baktığınız zaman hisse performansları gerek Simpaş özelinde gerekse gayrimenkul yatırım ortaklıkları özelinde önemli oranda artmıştı. Bunun en temelinde de yine ekonomik veriler, satış ve bilançolardaki düzeltmeler vardı. Yani sektörün en önemli oyuncularının gerek bilançoları, gerek borçluluk oranları, gerek satış rakamları, ön satış rakamları hep pozitif noktaları işaret ediyordu. Buna paralel düşüşler oldu. Yani Covid ile birlikte Borsa İstanbul'un genel performansındaki düşüşler gayrimenkul endeksini de etkiledi ve o oranda düştü. Bunun toparlanması için yine tabii ana göstergeleri takip edeceğiz ama tekrar ediyorum, biz çok kuvvetli bir iç talebe sahip bir ülkeyiz. Turizm gibi veya işte havayolu taşımacılığı gibi çok derin krizleri olmayacaktır bu sektörün. Sadece genel olarak şu anda sokağa çıkmaktan kaynaklı bir tereddüt var. Bunun da çok yakın zamanda işte izliyoruz, özellikle Çin bu işi, işte Japonya bu işi çok iyi yönettiler ve hani recovery oranları gerçekten çok hızlı oldu. Özellikle sağlık alanında hastalar önemli oranda recover etmeye başlayınca buna paralel olarak da biz ekonomi yönetiminde, ekonomide, ekonomik göstergelerde, borsada ve hisse performanslarında da aynı geri toplanışı göreceğiz inşallah. Hisse geri alımı düşünüyor musunuz? Şu dönemde bunları konuşmak için çok erken. Yani bir sisin dağılmasını beklemek lazım. Peki satış hedefi ve istihdam kaybı, buna dair bir rakam telaffuz etmek mümkün mü? Yoksa şu an bunu öngörmek zor mu Mahmut Bey? Simpaşı. Şu anda çok zor. Şu anda çok zor. İstihdam kaybı bu tarz önlemler almadık doğrusu. Yani sağlık temelli önlemlerimiz var. İşten çıkarma, şantiyeleri durdurma, bu tarz üretimleri durdurma, yine grup bünyesindeki sanayi tesislerinde üretim azaltmaya gitme, bu tarz radikal tedbirleri henüz almadık. Duruma göre alacağız. Şu anda da bu sisli ortamda
bunları ifade etmek zor. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, duyarlılığınız için de öyle. Umut ediyoruz ki tüm iş dünyası bu süreci en az hasarla atlatmayı başarır. Simpaş GEO Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Sefa Çelik, Skype'ten konuğumuzdu bugün Piyasa Hattı'nın ilk bölümünde. Kısa bir ara, aranın arkasından Exim Bank teşviklerini konuşacağız.